bereketi iman edenlerin, iman edecek olanların ve Rabbine varana dek imanı koruyacak olanların üzerine olsun. Hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine Rabbimizi anarak başlıyoruz. Dilerim bu Allah'ın adıyla başlamamız, besmelemiz boşuna olmaz. Ve işte girdiğimiz bu süreç ve yaşadığımız her süreçte onu anarak yaşadığımızı görebileceğimiz bir çizgimiz olur. Ve samimiyetle besmele çektiğimizi ispat edecek bir şekilde bu süreci yaşar. Ve sonunda vardığımızda edindiklerimizle bu besmele ile arasında bir çizgi çektiğimizde Rabbin razı olduğu şekilde dümdüz onun istediği gibi ve ona varacak bir kişi olduğumuzu gösteren bir çizgimiz olur. Tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen hafta için özür diliyorum canlı yayında dolayı. Çünkü ben geçen hafta kızım evlendi. Yorucu bir gündü. O zaman da söyledim. Zaten canlı yayından da anlamışsınızdır. Oldukça yorucu bir gündü. Yani gerek görüntü kalitesi, ses, mikrofonu bulamadım. Ama bir insan kızının evlendiğinde, düğünü olduğunda Facebook'ta canlı yayın yapar mı demiştim. Yapmaz. Ben de yapmam. Ama bakın ben Facebook'ta canlı yayın yapmıyorum ki. Ben burada yaşadıklarımı, hislerimi Rabbe vereceğim hesabı gözden geçireceğim bir salat yapıyorum. Ve bu değerli. Eğer sen bunu yapmaksızın yaşarsan, yaşadıklarımı bu şekilde kendime ve bunu sağlayacak çevreme ifade etmezsem, onlarla beraber yaşadıklarımı ifade etmezsem, o zaman yaşadıklarım geçer gider ve değersizleşir. Dolayısıyla yaşadıklarımı fark edecek, onları neden, nasıl yaşadığımı izlettirecek katkılar, belki yaşadıklarımdan daha önemli, belki de onları önemli ve değerli kılan ancak bu. Yani salatları. Gerçek, yani sadece bir şeyi bu hayatta Facebook'ta canlı yayın yapmıyorum ben. Hayattaki yaptığımız hiçbir şey aslında o değildir yani. Gerçeği o değildir. Bakın bunu şu örnekle verelim. Mesela bizim düğünlerimiz yorucudur gerçekten. Çünkü düğünlerimiz sadece bir düğün değildir, biliriz biz. Onlar aslında çok değerli olan bir başlangıcın besmelesidir. O yüzden hep derim ki ben her düğünümüz bir öncekinden daha güzel olmalıdır. Bunun için çabalamalıyızdır. Çünkü düğünler aslında bizim evliliğimizi, bunun değerini anlatır. Eşlerimizin değerini anlatır bize. Bir ailenin, bir yuvanın topluma olan katkısını, toplumun o yuvaya vereceği katkıyı, o birlikteliği ifade eder. Dolayısıyla bizim düğünlerimizin önemi, emniyeti hayatımızdaki her şeyde olduğu gibi bir ailenin, bir başlangıcın besmelesi olması itibariyle çok çok ayrı bir değeri vardır. Rabbin adıyla yaşayacak bir yuvanın kuruluşuyla ilgili şahitliğimizdir. Bu yüzden işte yemek yeriz, eğleniriz ama bunlar çok önemli değildir. Halledilir. Ama o düğünün salatlarında biz gerçekten ailesiyle beraber bir erkek ya da bir bayan fark etmez. Rabbi anarak yaşamış örnekleri hatırlarız. Böylesi insanların yaşadıkları hayatı, böylesi hanımların, beylerin ve evlatların neler yaşadıklarını hatırlarız ki yaşamımız içerisinde Rabbim bize bahşetmiş olduğu ne varsa, ki bu eşler için özel söyler değil mi? Sizin nefislerinizden, kendinizden eşler yarattıklar, bunu hatırlarız. Haliyle yorucu salatlar olur. Ama neden buna rağmen o gece canlı yayın yaptım? Başka bir örnekle anlatmaya çalışayım size. Bakın benim pandeminin ortalarında 35 yıldır görüşmediğim bir arkadaşım Facebook'tan beni buldu. Lisede beraber oturduğum, lise yıllarında beraber aynı sırayı paylaştığım arkadaşım. İlginçti. Hacı'dan geldi, beni buldu. Şunu yazıyordu, diyordu ki senelerdir seni arıyorum diyordu, artık kaç seneyse bilmiyorum. İşte babamı tanıyordu, babamın üzerinden araştırmış, bankaları falan araştırmış, bankacıydı babam. Sonra da Facebook'ta seni buldum dedi. Şöyle yazıyordu bana yazdığı yazıda. Paylaşabileceğim, bir yol bulabileceğim aklıma gelen tek kişi sendin dedi, 35 yıl sonra. Bu beni gururlandırır mı? Hayır. Neden? Eğer gururlandıracak olsa 35 senedir niye görüşmedik? Bu ondaki bir değerin değişmesiyle ilgiliydi. Ama önemli olan o değişim, bir şeylere değer vermesi beni ona hatırlattı. İşte bu beni umutlandırır benim için. Benim için değerli bu.
Haliyle benim için lisede aynı sırada oturmak değildir. Lisede yanında oturan kişiyle yaşadım. Kızım olması biri, damadım olması biri, eşim olması biri sadece o değildir. Hiçbir şey sadece o değildir benim için. Burada Facebook'ta yaklaşık işte 100 kişi falan beraberiz. Sadece Facebook'ta beni dinleyen adamlar değilsiniz siz. Ben de sizin için öyle değilim. O farklı kılıyor işte. Eğer 35 yıl sonra burada beni biri hatırlarsa ve bu ondaki değerlerle ilgili olarak hatırlarsa işte bunu yaşıyoruz şu anda. 35 yıl sonra çok önemli değil. Ama Rabbin huzurunda bu gece dinlemelerimiz ve konuşmalarımız ve hayatımızın her anı için geçerli bu önemli, değerli. O yüzden sadece yaşamıyoruz biz. Tam tersi biz Rabbe varacağımız yolun adımlarını atıyoruz. Hiç ve boşuna değil. 2 milyon kişi seyretse, dinlese bu çalışmayı benim için ne değişir ki? Rabbim huzuruna vardığım zaman yaptıklarımın hesabını vereceğim. Ve bu benim aslında şu anda yaptığımı değerli kılabiliyor. Bunun değerli olması için bunun değerli, bunun sağla yani bu şekilde Allah'ın Rabbin görmesi ve değerli sayması ve tek başıma bana hesaba çekeceği şu günlerim, şu anlarımı değerli kılmasından daha öte bir değer ne sağlayabilir ki bu hayatta? Ne kazanırsın? Nobel ödülü alırsam mı mesela acaba bundan daha beni heveslendirsin de bunu bırakıp da onu sağlayacak bir şekilde bir şeyler yapayım. Öyle çalışayım, öyle kazanayım, öyle canlı yayın yapayım, öyle dinleyeyim, öyle konuşayım. Ne olabilir ki? O yüzden gerçekten değerli yaşadıklarımız. Hele hele yaşamımız cezde karşılaşmalarımız, insan, yaşamımızın tek insanlar ne kadar değerli biliyor musunuz? Bakın benim yine 30 yıldır görmediğim arkadaşlarım var, geliyorlar buraya, onlara selam olsun, ODTÜ'den arkadaşlarım. Üniversiteden arkadaşlarım. Selam olsun. Yoksa neden arkadaşız? Neden canlı yayın yapıyoruz? Ne konuşuyoruz? Ne dinliyoruz? Ne düşünüyoruz değil mi? İnşallah yayınımız geçen haftaki gibi değildir. Daha sağlıklıdır. Rabbin izniyle. Bu gece Zuhruf suresinden bir bölüm okuyarak başlamak istiyorum size Allah'ın adıyla. Siz ölçüyü aşan bir kavimsiniz diye şimdi o zikri sizden uzaklaştırıp bir yana mı bırakalım? Oysa biz öncekiler için de nice peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Biz de kuvvet bakımından onlardan daha üstün olanları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti. Şimdi son ayet, önem veriyorum buraya. Yemin olsun onlara gökleri ve yeri yaratan, yeri kim yarattı diye soracak olsan, tartışmasız onları üstün ve güçlü olan, bilen Allah yarattı diyecekler. Onlara. Bakın birilerinden bahsediyor Rab. Korkar mısınız yani? Düşünüyor musunuz yani? Kimler bunlar acaba? Ben onlardan biri miyim? Yani bana sorsanız evet. Gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsanız tartışmasız onları üstün ve güçlü olan bilen Allah yarattı diyorum ben. Ama Rab burada iyi birilerinden mi bahsediyor acaba? Bu kadarı yeterli mi acaba Rab için? Kim bu onlar? Siz onlardan biri misiniz? Kur'an'da kim diye bahsetmekte benden, senden, bizden, onlardan böyle bir ayrışım var değil mi? Hayatta da var. Olmalı da değil mi? Çünkü bu ayrışım olmayacak olsa biz niye yaşıyoruz? Rab bizi niye hesaba çekecek? Kumar mı oynuyoruz? Yani yaşayacağız sonra da kumar. Yani o zaman niye yaşıyoruz? Yani? Ama Kur'an'a açıp baktığınızda enteresan bir şeyle karşılaşırsınız. Birilerinden güzellikle bahseder Rab, birilerindense olumsuzlukla bahseder. İşte onlardan biri miyiz biz? Hangisiyiz biz? Ve neden bahsedeceğim? Hani şimdi bu geceki konumuzun mihenk taşlarından bir parçasıdır. Hani mesela Kur'an'a göre ticaret yapmayalım. Niye, neden ya? Yani bu cümleyi kim nasıl kurabilir ki? Mesela Kur'an'a göre ticaret yaparsak ne olur? Kur'an ne diyor mesela ticarette bize çalın mı diyor? Allah'ın dini karıştırmayalım ticarete mesela. Ya da evliliğimize dini karıştırmayalım. Ne olur o zaman? Yani mesela neleri yapamayız, neleri yaparız değil mi?
Hemen oradan bir şey çeker adam işte. Hanımlarınızı işte, eğer bakın şu var. Eğer bir fahşiyat, kötü bir iş yaparlarsa, sınırı aşarlarsa hanımlarınızı dövün. Peki erkeklerimiz bunu yaparsa Allah bunu hoş mu görüyor da sadece burada kadınlardan bahsetti? Siz böyle bir Allah'a mı inanıyorsunuz da böyle bir Kur'an okuyorsunuz var? Farkı yok. Devletle ilgili bir şey söylediği zaman terör yapanları alın, hapsedin. Diyen var mıdır yani aranızda? Ya da bu yok öyle olmaz, bu yanlıştır mı dersiniz? Nasıl bağlamından koparır, değil mi? Ya bunların normal tabii ki Kur'an'dan hoşlanmamaları. Çünkü Kur'an onların hoşlanmamasının sebebi olarak, onları Allah'ın dinden hoşlanmamasının sebebi, arzuları istediği gibi yaşayamayacaklardır. Çünkü Allah'ın yarattığı insan, değerli olan insan, kendi bencil tutkularının peşinden koşacağı şekilde doğrulara şekil vermez. Böyle bir dindir Allah'ın dini. Mesela biz insanlar plan yapanlar, istekleri olanlarız, değil mi? Ve bunlarla hedefleniyoruz bakın. İsteklerimiz doğrusu hedefleniyoruz. Adam daha iyi bir ev istiyor ve çalışıyor. Tüketmek istediği şeyler var. Çocuğuma şunu almadan olmaz diyor. Ona göre çalışıyor. Bu onun hedefi haline geliyor. O hedef haline gelince bu hedefe varmak sizin hesabınız olacaktır. Duanız olacaktır haliyle. Yine bir bölüm okumak istiyorum Kur'an'dan. Ya yine iyi gibi gözüküyor. Allah'ın adıyla. Ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak. Biz ona iki yol, iki amaç gösterdik. İnsandan bahsediyor. Senden, benden, Ukraynalı, Rus, Japon, dün yaşamış, yarın yaşayacak olan hepimizden bahsediyor. Rab insanı muhatap alır. Karşısına tek başına çıkaracak. Ukraynalısı, Türk'ü, Japon'u, hepsi. İnsanların bir kısmını Allah öyle fasulyeden yaratmamıştır. Sen ne kadar değerlisin Rabbin gözünde? Herhangi biri. Bir Japon da o kadar değerlidir. Peki Rab niye onlar ve sizler diye ayırır? Ataları bir isim almış, 2 milyar Hristiyan'dan biri olanlara değil, sadece İsrail'in oldukları için değil. Birilerine onlar diyor Rab, birilerine de bu Kur'an'ı okuyup sizler dediği birileri var. İnsan suresi, Allah'ın adıyla. Muhakkak biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören kıldık. Biz ona yolu gösterdik. Bakın, İnsandan bahsediyor. Herhangi birimizden bahsediyor. Bir Yunanlı'dan bahsediyor. Karşınıza biri çıktığı zaman bu ayete göre düşünün. Zaten aklı başında bir adam, Kur'an'ı okumamış olsa bile adaletin, iyiliğin, doğrunun Yunanlı Türk diye, kadın erkek diye, genç yaşlı diye, hatta özür dilerim. Bakın çok enteresan bana göre, bilgili ve bilgisiz diye ünlemli olarak söylüyorum. Ayırmadığını bilir. Bunlar adil değerler. Adil değerler değil bunlar. Değerden uzaklaşıştır. Herkese sesleniyor. Dolayısıyla bir Yunanlı ile karşılaştığınızda iki ihtimal var. Siz ve onun arasındaki ilişkide o buna uyan bir adam olarak Rabbin razı olduğu başaran biridir. Belki siz. Dezavantaj yok. Onlar ve biz. Ayrımında bir dezavantaj yok. Her bir insan Rab'be, her bir insan kadar yakın ya da uzaktır. Ama neye göre? Mesela duasına göre, değil mi? Gelin mesela şöyle bir plan yapalım isterseniz. Yaza dair bir plan yapalım. Yaz, yani 6 ay var tahminen, Mayıs ayı. 6 ay sonrası için bir plan yapalım beraber. Nasıl bir yaz yaşamak istiyoruz? 6 ay, değil mi? Beraberce bir plan yapalım. Bu neye bağlı arkadaşlar? Yani nasıl ulaşırız yaptığımız plana? Ne yapmalıyız? Ve bizi aşan durumlarda kime güvenmeliyiz o istediğimiz şeyi başarmak, yapabilmek için? Kimden umut etmeliyiz? Ya da nelere karşı durmalıyız? Yani bir şeyler onu elimizden alabilir ve onları istemiyoruz. Onları def etmemiz lazım bu istediğimiz onu. En basitinden yaşamamız lazım mesela yani. Yaşıyor kalmamız lazım. Bu şart bunu bir şeylerin sağlaması lazım. Ya kendim sağlayacağım ya da beni aşacak birileri sağlayacak birilerine
Başvuracağım çünkü istiyorum ben yaza ulaşmak istiyorum. Orada bir planım var, bir şey yapacağım bu yaz. Ya da beraber. Beraber. Ama şimdi bunu deyince, böyle bakınca çok saçma geldi bu cümle. Neden? Çünkü insan belki kendi başına yapabilir bunu, planı, duayı. Beraber. Yani aksi beraber nasıl yapabiliriz ki? Bir güne bile dair bir plan nasıl yapabiliriz ki? Yani ne yaşayacağımızı bilemememiz bir yana kalsın o. 6 aydan bahsediyoruz. Yarın için bile yani. Geceyi geçireceğiz çünkü. Şu anda sadece şu anda ne haldeyiz kim bilir, değil mi? Bizden bahsediyorum. Yani aramızda hastalar vardır mesela. Var. Onların günlük, aylık, yıllık planları, istekleri, dualarıyla ya da şöyle diyelim, aramızda belki de dün gece evine düze düşen var. Yani burası açık bir yer yani. Dün düştüm dünyanın bir yerlerine, bir, neydi, Zaporojya mıydı? Yani bu fazede benim bu çalışmaya giren biri olabilirdi geçen hafta. Çünkü yaratılmış bir insan benim için. Ben Türklere, Müslümanlara, erkeklere, işte hadisçilere, şunlara bunlara değil ki, ben insana hitap ediyorum burada. Burada olsun olmasın. Aynı değerdeki varlıklara hitap ediyorum. Değil mi? Mesela dün gece evine füze düşen biri var. Hadi buyurun beraberce bu yaz planı yapalım. O da katılsın. Aramızda gençler var mesela. Yani daha yeni yeni insan ilişkileriyle yüzleşen ve bunların hislerine, düşüncelerine, etkileriyle yeni yeni gelişmeye başlayan kardeşlerimiz var. Onlarınki imtihan, bizimki imtihan, onlarınki de imtihan. Beraberiz ama. Şimdi aramızdan biri dese ki, benim derdim, isteğim, haliyle planım, haliyle duam, bu yaza arabamı yenilemek. Gelin beraber buna bir dair plan yapalım, dua edelim dese. Oradan bir kardeşimiz çıksa dese ki, arkadaş ben hastayım. Ameliyat oldum, bu yaza yaşamak, iyileşmek benim planım dese, duam dese. Daha da 6 ay var yaza, değil mi? Şöyle düşünelim, ne demek istediğimi anlatmak için. Bir ay sonra yine karşılaştıklarında biri iyileşmiş, hasta olan kardeşimiz iyileşmiş. Diğeri ise, araba planı yapansa, hasta olmuş olsa ve tekrar böyle bir toplantı yapsak, bunu konu etsek, durum ne olur sizce? İşte o yüzden diyorum, bence de saçma. En önemli şey, yaşama dair duamızı beraber edemeyecek, hatta kendi başımıza bile etmeye kalkmamız bile saçma, çünkü yarın durumumuzu bilmiyoruz. Değişebilecekken durumumuz bilmiyoruz yani. Bakın İsra suresinde Rabbim der ki, insan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder. İnsan pek acelecidir. Yarın sabah için dua ediyorsun. Çok acelecisin arkadaşım. Gece boyu isteklerin, arzularını değişecek bir ortamı yok mu? Bakın ben çocukken babam oyuncak isterdi. Sonra bir yerine genç geldik, gezmek, dolaşmak istedik. Sonra bir baktım, ne zaman, ne halde isteklerim onlar olmaktan çıkmış, daha böyle evinde oturayım. Daha sakin bir hayat, değiştim. Dualarım, isteklerim değişti, beklentilerim değişti. Dünyaya dair. Aceleciyim, değil mi? Yarın sabaha kadar ne yaşayacağım? Benim mesela 2-3 yılda olan bir hastalığım vardır. Gece boyu yaşarım bunu böyle. Sabaha kadar tekbir getirdiğimi hatırlıyorum yani ağrıdan. Bu gece onu yaşamayacağımı biliyor muyum acaba? Sabah kahvaltıda sucuk olsun. İnsan çok acelecidir. İnsan çok acelecidir. Hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder. Bir işim olsun. Bakın benim bir komşum var. Çok anlatırım bunu. İşinden çıktı, işsiz kaldı. Ne üzüldüler ama. Ne üzüldüler. Bizim hanım telkin etti. Teskin etmeye çalıştı. Komşumuzdu. Ya bu şekilde bunu büyütmeyin dedi. Hayatın içerisinde var mı? Denemiyorsunuz diye anlattı. Sonunda yaklaşık 2-3 ay sonra bir iş buldu. Ne sevindiler ama. Ya ona da çok sevindi yani, ayet değil mi? Elinize geçenlere sevinmeyin, elinizden çıkanlara üzülmeyin. Onlar zaten bir kitapta yazılmıştır. Yaşadınız, onlar değil. Onlara rağmen bir şey yaşıyorsunuz ve asıl değerli olan o. Ne oldu biliyor musunuz? Bir zaman sonra o bulduğu işte şoförlük yapıyordu. Kaza yaptı ve öldü. Sevindiği şey buydu aslında. Birkaç ay sonra öleceği bir işe girdiği için seviniyordu. Bu hayat işte, bu dünyaya dua etmek. Bu dünyada bir şey istemek.
Beraber olmuyor. Kendi başınıza bile olmuyor. Bu dünya peşinden koşulacak, dua edilecek, plan yapılacak bir yer değil arkadaşlar. Rab de zaten böyle biri değil. Bizi bu dünya için yaratmış değil. Bu dünyayı bizim için yaratmışlar. Kafanızı kaldırın ve bakın, yaşam içerisinde gördüğünüz, şahit her şeyden farklı bir yanınız var. Değerlisiniz. İnsan değerli. Herhangi birimiz. Türk, Kürt, Müslüman, Yahudi, Hristiyan falan gibi bir takım kendi dışında yaşadığı hayatın dışında ne yaşarsa yaşasın o isimlerle yaşadığı aynı olsa da farklıyım gibi iddialarda bulunanların zannettiği bir hayat değil. Akıl buna böyle düşünmeye lüks. Kur'an böyle düşünmeye lüks. Yeri yok. Gerçekten o zaman neden plan yapıyoruz, neden dua ediyoruz, neden umut ediyoruz, ne isteklerimiz var? Bunlar boşsa ve biz insanlarda yani neden bu var? Ahiret değil mi arkadaşlar? Ahir sonrası zaten ahiret. Her birimizin geleceği, ahiri sonu. Varacağı. Yarın ya da 50 yıl sonra aynı bakın. Bakın Ukraynalı için de aynı, benim için de aynı, hasta olanımızın. Fark etmiyor. Aynı kılıyor arkadaşlar. Mümkün ve kesin. Gelin buna dua edelim. Buna dair plan yapalım. Ne kadar yaşayacağımızın bir önemi kalıyor mu? Kalmaz. Hatta ne zaman öleceğimizi bilmememiz de önemsizleşir. Kim olduğumuzun, ne halde olduğumuzun farkında bir önemi, farklılıklarımızın bir önemi kalır mı? Bunları fark etmenin bir önemi kalır mı? Gündem etmenin bir önemi kalır mı? Bizleri insan kılan insan kalmamızdır çünkü. Hastamızla sağlıklığımızı ayırt eden şey bizi insan kılmaz. Çünkü insanların hastası da var, sağlıklısı da. Yarın ben hasta olurum, o iyileşir. Bu değil arkadaşlar. Zengin ya da fakir olmamız değil. O yüzden diyorum ki herhangi biri değilseniz insan değilsiniz. Sizi herhangi biri olmaktan çıkaran şey doğru bir adam olmaktır Allah'ın huzurunda. Takva der Kur'an buna. Sakınarak yaşama der. Türk, Yunan, Kürt, bilgili, akıllı, yaşlı, genç fark etmiyor. Bizleri insan kılan insan olmamızdır. Kadın, erkek, Türk, Kürt, zengin, fakir değil. Eğer insan olmak yetmiyor ve bunlarla ayrışıp avunuyorsak, eyvah, dualarımız da onlara göre olacaktır. Ama bu tip bakış açısında Allah'a yapılacak bir dua yoktur. Çünkü Allah'a yapılan dua Rab'den istemektir. Rab'be emretmek, Rab'be hizmet çıkılmak değildir. Sanırım Voltaire'in dediği gibi insan insanın kurdu değildir arkadaşlar. İnsan kendinin emanetidir. Allah'ın emaneti. Ya ihanet ya sadakat. Allah bizi kendimize emanet etmiş ve bu emanete sahip çıkalım diye bize akıl, vicdan, hisler ve bu hayatı var etmiştir. Başaralım diye. Furkan suresinde Rabbim der ki, de ki sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız. Artık bunun azabı da kaçınılmaz olacaktır. Tuhaf bir ayet geliyor değil mi ilk bakışta? Ama Rabbin duamızdan başka bir şeyle bizi değerlendirip ya da değersiz kılmasanız da ne bulabilirsiniz? Mesela sizin savaşınız olmasa Rab değer verir mi? Bak devlet öyledir. Askerliğini yapacaksın, vergini vereceksin. Çünkü devletin bunlara ihtiyacı vardır. Devlet sadece çıkıp, kardeş ben vergi vermiyorum, askerliğimi de yapmayacağım. Senin kanunlara da uymayacağım. Ama sen bravo, sen devletsin, yaşasın dersen tam tersi. Bu kalbinden istediğin kadar buğz et. Ama bunları yapacaksın çünkü ihtiyacı var. Yoksa devlet olamaz. Bu hayattaki bütün ilişkiler karşılıklıdır. Bir hukuk vardır. Haklar vardır. Ama Rab'le olan ilişkide nasıl bir hukukunuz olabilir ki? Her şeyi yaratan, her şeyi veren ve hiçbir şeye muhtaç olmayan. Hiçbir şeye muhtaç olmayandan nasıl şüphelenirsiniz ki? Menfaati söz konusu olmayandan, ihtiyacı olmayandan. İşte o yüzden sadece duamızdır bizi değerli kılacak olan. Peki böylesi bir Rab'be nasıl dua edersiniz? Kimlerden kabul eder? Ve kimlerin duasına icabet eder? Tercih, dua ve karşılık değil mi? İlişkisine bakın. Arapçası cezadır karşılığı. Sayfayı bir kontrol edeyim. Yine yoğun hazırlanmışım. Maalesef biraz uzayacak herhalde gibi. Kusuruma bakmayın arkadaşlar ya. Tercih, dua, plan, karşılık dedik değil mi? Neticesi yani.
Rabbim size değer verir miydi duanız olmasaydı diyor. Doğru tercih ve ona göre dua. Bunun arasındaki ilişkiyi bir düşün. Ya da şöyle diyelim. İstenen ve bunun neticesi. Yani başarmak. Ödül. Bir tercih yaptınız. Bir isteğiniz var. Ona göre bir istekte bulundunuz. Ona ulaşmak istiyorsunuz. Ve başarıyorsunuz. Yani oluyor o yani. Karşılığı geliyor yani. Ya da tersi. Yanlış bir tercih yapıyorsunuz. Kötü bir tercih yapıyorsunuz. Buna göre istenen oluyor. Buna göre bir dua oluyor. Ve karşılığı var. Ceza. Şimdi bu dediğiniz ahiret yoksa mümkün mü? En kaba örneğini verelim. Mesela bir AKP'lisiniz. Bir AKP'cisiniz. Tercihinizi ona göre yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki vatan için, millet için, benim işim için, ekonomi için, şu için neyse işte dünyalık. Başka ne olacaktı? Tercihinizi ona göre yapıyorsunuz ve oy kullanıyorsunuz. Bir tercih yaptınız. Dua ettiniz. İstekte bulundunuz. Olmasın istiyorsunuz. AKP kazansın diyorsunuz. Karşılığı ne? Doğru tercih ve ödülü mü yoksa yanlış tercih ve cezası mı? Yahut şöyle düşünün. Tersi. CHP'ye oy verdiniz, kullandınız. Aynı durum. Doğrusu bu. Vatan için, millet için, benim için, ailem için, ekonomi için, bu bir sürü vırzı vırzı saydınız. Kullandınız. Aynı durum. Emin misiniz yani doğru tercih ve ceza mı? Yahut tersi mi? Yani boş verin bunları. Şöyle düşünün aynı şeyde. Biri doğru ve siz ona oy kullandınız yani. Doğru tercih yaptınız. CHP, AKP fark etmez. Doğru tercih yaptınız ve ona oy kullandınız. Pekala sonuç ne olacak? Elinizde mi? Kazanacak mı yani? Olacak mı bu yani? İsteklerimizin olmasının peşinde koşuyor değil mi insanlar? Allah anlatsın. İşte İslam'ın farkı Allah'ın vaat ettiği gibi kimse vaat edemez. Hiç kimse bak. Ne devletler, ne bir parti, ne bir şey, ne babanız, ne ananız, ne patronunuz. Kendileri muhtaçken sizi nasıl, sizin ihtiyacınıza nasıl cevap versinler? Hani meşhur filmlerde var ya bu Kurtlar Vadisi'nde. Sana kimse bir şey yapamayacak diyor. Ya sen boş dua. Yani sana mı dua etsin bu adam? Yani sen benim sana kimse bir şey yapmasına izin vermeyeceğim. Ya bırak. Yarın yaşayamaya kendisi muhtaçken sanki sağlayacak. Boşuna olmayan bir yaşamı yaşadığımızı kesin ama fark etmemiz, yani kesin bu, fark etmememiz mümkün değil ama bunu sağlayacak tek şey, alternatifsiz, tek ve kesin Allah ve ahirettir arkadaşlar. Yani kime dua ediyoruz bir bakalım. Neye dua ediyoruz? Gerçekten duaya hak edene mi? Yoksa gerçekten dua edilip vaadinde duracak, başarabilecek olan Allah'ı unutup mecburen böyle aslında kendileri kendilerine faydası olmayan, kesin olmayan, bizden fayda bekleyenlere mi, putlara mı yani? Neye dua ediyoruz? Gerçekten insanlar için en önemli şey, olmuş en alelade şey, önemsizleşmiş, fark etmez olmuş. Diyor ki adam her türlüsüne saygılıyım. Bu cinsten cümleler. Yani ben her dine saygılıyım. Lafa bakın. Ayrıca mesela dinimiz bir mi ayrı mı beni ilgilendirmiyor. Bu benim gündemim değil. Kimsenin dininden ben sorumlu değilim. Benim dinimde kimse umursamaz. Bak ne dedim konuşmanın başında? 35 yıllık bir şahitlikten bahsettim görüşmediğimiz anda. Bunun bir önemi yok diyor adam. Dinimiz bir mi ayrı mı? Birse nasılız? Yani nasıl bir dinmiş ki bizi böyle kılmış bakın. Kalkın kapınızı bakın. Doğru mu yani? Eğer ayrıysak, şu adamlarla benim dinim ayrı diyorsak, nerede ve nasıl ayrıyız? Görülebiliyor mu? Ne ayırıyor dinimizi yani? Bakın size bazı yaygın cümlelerden bahsedeceğim. Çok yaygındır bunlar. Yani çok hemen hemen herkesin kullandığı. Dini karıştırma. Hiç kullandınız mı ya da çevrenizde kullanan var mı? Birçok şey değil mi? Siyasete dini karıştırma, ticarete dini karıştırma, aile ilişkilerinde dini karıştırma, karıştırma da karıştırma. Hiçbir şeye karışamaz din. Din kutsaldır, dokunulmaz. Öyle diyordu şey. Kimdi o ya? Faruk Başar değil ya adam. Bir de eski bir ilahiyatçı. Din kutsaldır, o kutsal. Bunlar basit dünya hayatının şeyleri. Uykular, şu devlet işleri, aile işleri, ticaret falan. Oralara dini karıştırma. Orada istediğin gibi davran.
dinle ilgili bir soruya girme diyor. Dini karıştırma. Ne cümleyi düşünüyor musunuz? Bak çok kullanılıyor. Bakın tekrar ısrarla söylüyorum. Bu korkunç bir cümledir ve bu onu söyleyen bir zihin ve ben Rabbim huzuruna ben bunu onaylamış biri olarak çıkamam. İsterim ki o da benim bu onaylamayışıma şahit olsun da geç olmadan ona dost soru şahit olayım. 35 yılda geçse aradan ya da bir günde geçse Rabbim huzuruna vardığımızda ben ona böyle şahit, o da bana öyle şahit olsun. Korkunç bir laf bu. Aklın, mantığın, vicdanın, insan olanın söyleyebileceği bir laf, dini karıştırma. Nereye karıştıracaksın? Seni yaratan, yaşatan, her şeyini veren Allah'ın ve onun yolunda ol diye yarattığı yolun derdine düşme demek bu. Ya da mesela ne der? Herkesin dini kendine. Hadi ya. Bunu Allah'a da söyleyeceksin, Kur'an'a da. Diyebiliyor musun? Biz bizeysek konuşulabilecek, söyleneceği bir şey dedi. Nasıl laf kaldı gitti. 40 yılda geçsek hatırlayan olmaz. Sen onunla yaşarsın sadece belki. Ya da bana onu ikna edersin, ben de senin gibi olurum. Ya da mesela ben her dine saygılıyım. Niye? Çünkü önemi yok yani, değersiz yani. Bir adam orada Allah'ın razı olmadığı işleri yapsa bile elleme kardeşim, onun görüşü. Belki o doğrudur. Ya da mesela senin dinin sana, benim dinim bana. Zaten öyle. Ama mesela Kafirun suresi, bak Kafirun suresine amin diyen bir adam bu cümleyi böyle kurabilir mi? Orada da diyor değil mi? İşte benim ibadetlerim başka, sizinki başka. Ben sizin taptıklarınıza tapacak dinim, ibadet edeceklerine ibadet edeceğim. Siz de benimkiler değilsiniz. Bu aslında ayrıştırıyor. Ama Türkiye'de, çevremde senin dinin sana, benim dinim bana cümlesi bunun tam tersi anlamında söyleniyor. Oysa o ayet bunu önemli hale getiriyor. Birinci derecede değer haline getiriyor aramızda. Gündeme getiriyor yani. Ayrıştırıyor bizi diyor yani. İlgiden bahseder yani. Bu toplumda ise ilgisinden koparmaktan bahsediyor. Ya da mesela diyor ki adam, inançlar tartışılmaz. Hayatta duyduğum en saçma sapan laf. Din akıl işi değildir. Hayatta duyduğum en aptalca laf. İnanç ne demek? Yok böyle bir şey değil mi? İnanç. Bulamıyorsunuz, gösteremezsiniz. Soyut olarak da yok. İman etmek demek. Yani emin olmak demek. Emin olmak için akla gerek yokmuş. Nereden çıkarttınız bunu? Kim söylüyor bunu? O sizin uydurduğunuz dinler için gereklidir, ihtiyaçtır. Sorguladığınız zaman komünizmdi, Atatürkçülüktü, şuydu, buydu, onlar ya da Müslümanlık, Yahudilik, Hristiyanlık sorgulanmamalıdır. Orada akıl kullanmaman lazım. Kullanırsan uyduruldu ortaya çıkar. Ama Allah'ın dininin öyle bir yanı yoktur. İstediğin soruyu sorarız. Allah'ın dininin bağları da korkusuzdur yani bu anlamıyla. Mütevekkildir çünkü. Konuşamayacakları, kaçacakları bir şey yoktur. Konuş. Daha bilgili olmamıza gerek yok ki. Bizim bilgimiz yeter bize. Esas bilgi bu çünkü. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bu cümleler yaratılış sebebine ve ondan verilen, bu sebeple verilen ömre ve o ömrü bize insan olarak ayrıştıran, akla ve hisse ve karara ve bunu sağlayan salata ters akledişe işaret ediyor bu cümleler. Ya da şöyle söyleyelim, aslında aklı olanların akılsızlığa mahkumiyetlerini ve bunu örtüşlerine işaret ediyor. Örtmek Kur'an'da biliyorsunuz küfür kelimesine geçer. Örtenlere kafir demektir, örtmek demektir. Biz bu akılsızlardan olmayalım inşallah. Allah bize bu aklı bunun için bahşetmedi. Dinimiz ve haliyle dilimiz, sloganlar, ataların ezberleri, bunların yanlışlıklarını fark ettirecek, dinamizmi engelleyecek tutumlardan, sözlerden uzak olsun inşallah. Aklımız, düşüncümüz, fikrimiz, duamız, planlarımız. Dinimiz ne? Bunu nasıl biliriz? Önce şunu diyelim, dinle. Rabbin soracağı bu ömre dair hesaptır din arkadaşlar. Bu yüzden Rab der ki, diriliş gününe, kıyamet gününe din günü der, hesap gününe. Mesela İncil'de İsa peygamberin hazırlığı Rabbim der ki, Allah'ın egemenliğinin geldiği gün der. Yani dinimiz Allah'ın bize hesabını soracağıdır. Onun istediği gibi mi yoksa değil miyiz? Bakalım Kur'an'a ne soracak Rab bize? Ya da aklınıza bakın. Rab nasıl biri? Ve yaptığımız şeyleri onun razı olacağı şekilde yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Doğru ne, yanlış ne? Bilindiktir bu. Mesele bilmek değil. Çalışmalar yapıyor, doğru ne, İslam ne filan. Ya bizim derdimiz bilmek değil arkadaşlar. Uymak.
Başarmak, doğru kalabilmek. Doğru olabilmek. Ve bu ancak Rab'be inanmakla mümkün. Başka türlü motive olamazsınız. Çünkü bu hayat netice verecek bir yer değil. Adalet, barış, fedakarlık, kendini adamak gibi asıl insani değer, bizi doğru olacak değerlere, adalet gibi değerlere bu dünyada netice verecek bir hali yok. Ölüp gidiyoruz, yarın öleceğiz belki. Neyi başaracaksın? Eğer bu dünyadan ibaretse dön dolaş beygir yani. Edepsiz. İsra Suresi'nde Rabbim diyor ki biz her insanın yaşantısını amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarız. Bak benim. Yunan'ın, Türk'ün, kadının, erkeğin, yaşlının, gencin fark etmez. Yaşadıklarına Rab bu şu anda yaşadığımız ana. Facebook'ta canlı yayın. Nasıl dinliyorsun? Nasıl yapıyorsun? Kimsin? Nasıl şahit oluyorsun? Hayata bakıyorsun. Yaz gelecek. Nasıl yaz geliyor? Nasıl kış geliyor? Kışları nasıl hissediyorsun? Savaşa nasıl bakıyorsun? Barışa nasıl bakıyorsun? Türk'le, Yunan'la, kadın olmaya, erkek olmaya, eş olmaya. Nasıl bakıyorsun? Ne varsa hayatın içinde. İşte bunlar yazılacak ve çıkacak. Size kim diyebilir, kim böyle bir değer verebilir yaşantınızın herhangi bir anına? Yaşadığınız her anla ilgili olarak Rabbim değerli o anlar diyor. Gün içerisinde hanımınızla mutfakta yaşadığınıza, çocuklarınızla yaşadıklarınıza, komşunuzla yaşadıklarınıza. Ben o yüzden hafta içinde perşembe bir proje başladık başarmak diye. Birincisi de komşuluktur. Konuştuğumuz komşuluk değildir ama komşuluk çıktım o yüzden. Yaşamın içerisinden nasıl bir komşuluk yaptığını konuşmadan burada komşuluk dersi vereceğim ben. Kim inanır? Kendim bile inanmadan anlatırım. Olmaz olsun öyle salat sanat. Yaşadığın hayatta yüzleşmek ve o yüzleşmelerini de paylaşabilmektir. O yüzden sizin ne hissettiniz, ne görüşte olduğunuz benim için çok değerli. İlla katılacak değilim. Ama katılmadığımı, katılmamamın sebebini de görebileceğim kadar değerli görebilmek istemem. Bilebilmek istemem, şahit olmanız. Herhangi biriniz. Eğer ben sadece Türklere hitap ettiğimi anlarsam korkarım. Bir Ukraynalı da doğru diyebilmeli dediklerime. Sadece Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar bunlar için inmemiştir bu din. Atalar ezberidir çünkü bunlar. Hepsinde doğru vardır biliyor musunuz? Bakın Joyce Meyer diye bir Hristiyan misyoner kadın var. Programlarını seviyorum. Hristiyan bir televizyon vardı. Türkçe yayın yapar. Bir dinleyin bak çok olursunuz yani. Muhteşemdir yani. Çoğu Müslüman alim, hoca denen adamlardan daha heyecan verici bir konuşması. Gündelik hayattan bahseder çünkü. Yani mesela doğru bir kadın olmaktan bahseder. Kadındır kendisi. Onun da İsa peygamberi anarak ama işte geliyor ki var yani işte onlarda da var, bunlarda da var. Biz her insanın yaşantısının amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günde onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Bakın enteresan şimdi ne diyor? Kendi kitabını oku. Bugün hesap sorucu olarak sen kendini yetersin. Allahu Ekber. Şu anki düşünüşümüz, aklımız, sistemimiz ve kararımız alimler, hocalar, şunlar, bunların bırakıp kendimizin şahit olduğunu bildiriyorlar. Bakın bir ayette de yanlış hatırlamıyorum bunu inşallah. İnsanların dirildiği gün, kafir olanların dirildiği gün eyvah dediklerini söyler Rabbim. Bak o anda. İlginçtir. Eyvah elçiler doğru söylüyormuş. Bak niye eyvah diyorlar ki? Sizce? Ahiretin varlığı söz konusu olduğu anda ahiret hesap etmeden yaşayan adamlar için çok iyi biliyorlar ki eğer ahiret varsa kötü işler yaptık biz. Hesabı sorulacak bunların. Eyvah. Bak öğrenmiyorlar. Şöyle değil bak kaldık. Acaba şimdi ahiret varmış. Acaba kazanacak mısın? Değil. Biliyorlar. Çok net. Çünkü Allah ve ahireti anmadan yaşamak başka bir şeydir. Anarak yaşamak başka bir şeydir. Allah ve ahireti ağzına pelezenk edip tersini yaşayan adamlarsa Allah buna Kur'an'da münafıklar der. O yüzden dinci kafirler diye bir tanım var Kur'an'da. Kendinizi ben işte Allah'a inanıyorum, Kur'an'a inanıyorum laflarıyla avutmayın. Müslümanım, Yahudiyim, Hristiyanım, atalardan ezberlenmiş sinan olun diyen yaşadığınız hayattır. Her bir insanın kendi dini vardır, kitabı vardır. Ve o Rabbin kitabı ve dinine uygunsa kazanacaktır. Bunun dışında tutacak bazı ezberler, bazı isimler. Ya işte şehitlerin akrabası kurtardı. La ilahe illallah dedin, Muhammed Resulullah dedin, ümmeti Muhammed kurtuldun. İsrailoğulları nasıl kurtuldun? Bunların hepsi şeytan işidir. Uydurmadır. Ata ezberleridir. Hadis uydururlar. Cuma günü öyle bir saat var. Bir tuttur piyango kardeşim. Kurtuldun. Duanın bir önemi kalmadı. Amelin bir önemi kalmadı. Ayetlerin bir önemi kalmadı. Sıfırladı. Yaşamının bir önemi kalmadı. Oysa Allah bu yaşamın sonuna kadar sürecek olan bir imtihandan bahseder.
son nefesini verene kadar durumlarda mı? Hatta son nefesindeki tövbeyi kabul etmez. Nisa suresi. Nereye bakacağız? Dinimizin ne olduğunu anlamak için. Ahirete dair ayetlere bakın. Kimler kazanıyor orada? Sonra Allah'ın doğru adamlar diye bahsettiği adamların nasıl yaşadıklarına bakın. İşte din odur. Eğer öyleseniz Allah'ın dindir. Değilse değildir. Adı ister Müslüman, ister Yahudi, ister İslam, ister ateist, komünist, neyse ne ateist. Yani saçma oluyor ama öyle işte. Bence de. Boş laflar bunlar yani. Yaşadığınız güne bakacaksınız. Çünkü Resulullah diyor ki şirk, yani Allah'ın dinden ayrılış, küfür, günah, küfür ve dolayısıyla Allah'a ortak koşmak mecburiyeti, gece yarısı yürüyen siyah bir karıncadan daha sinsidir, ayak sesinden daha sinsidir. Değişik rivayetler var. Önemli değil, bir şey anlatılıyor orada. Müminlerin nasıl olduklarını anlatır. Sizler dedikleri kimseler. Onlar olmayın. Kur'an'ın onlar dedi olursanız yandınız. Sizler diyor. Nerede kimler diyor? Mesela beni çok etkileyen bununla ilgili bir ayet vardır. Ahiretle ilgili. Allah'ın adıyla. Tekvir suresi. Ama biz canlı yana bir daha bakayım arkadaşlar. Ne durumdayız? İyi gözüküyor. İdare eder gözüküyor inşallah. Tekvir suresi Allah'ın adıyla. Güneş köreltildiği zaman, yıldızlar bulanıklaşıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer kendi başına terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar toplandığı zaman, denizler tutuşturulduğu zaman ve diri diri toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman ve diri diri toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman hangi suçtan dolayı öldürüldü? Enteresan arkadaşlar. Bakın yaşanan bir durum var. Siz burada hangisi dikkatinizi çekti? Şöyle bir duruma bir bakın. Tamamlayalım ayetleri de. Hangi suçtan dolayı öldürüldü? Sayfeler açıldığı zaman. İşte bugünün sayfaları. Şurada yazdığınız kitabınızın sayfaları. Bu gecenin sayfası. Ve her gün. Sayfeler açıldığı zaman. Gök sıyrılıp yüzüldüğü zaman. Cehennem ateşi çılgınca tutuşturulduğu zaman. Cennette yakınlaştırıldığı zaman. Artık herkes neyi hazırlayıp hazırladığını bilip öğrenmiştir. Ya zaten biliyoruz. Ya inanıyor ya inanmıyoruz. Haliyle inanıyorsak bir şekilde yaşıyoruz. Haliyle inanmıyorsak bir şekilde yaşıyoruz. Ne bahane ne uyduruk. Çok net bir ayet. Ayetlere bakın. Bu kıyamet ne zaman kopacak? Bak sahnelere bakın değil mi? Her biri bir haber olsa. Mesela şöyle bir haber okuyun. Bugün güneş köreltildi. Ya arkadaş ben şey hatırlıyorum, 2010 falan da herhalde. Bir güneş tutulması oldu tam. Hava öğlen vakti karardı. Otomatik ayarlanmış şehrin lambaları var. Sokak lambaları yandı, o kadar karardı yani. Bir tuhaf olduk. Her gün yaşadığımız bir şeydi halbuki. Güneşin kararması. Ama öğlen vaktinde olunca böyle ürperdik. Yıldızlar bulanlaşıp döküldüğü zaman Allah-u Ekber. 10 tane saçma sapan uydusunu geçirdi Elon Musk şov yapmak için. Sıralı millet konuşuyor. Ne oldu ya, bir şeyler gördü, sıralı yıldızlar gitti falan. Panik böyle bütün dünya konuşuyor, gündem oluyor. Heyecana bakın. Allah da bunlara haber, böyle bir gün. Bunların yaşandığı bir günden bahsediyoruz bak. Yıldızlar ısı döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, depremi falan bırakın yani. Nasıl bir deprem? Gebe develer kendi başına terk edildiği zaman. Hey! Yani zenginlikleri falan kimsenin gözü görmüyor. Değil mi adam? Residence'da oturuyor, böyle acayip bir evde oturuyor ama bir deprem olup puf, ya evim gidecek falan demiyor. Aklına bile gelmiyor. Vahşi hayvanlar toplandığı zaman, denizler tutuşturulduğu zaman olaya bakın. Bir canlandırın gözünüzde. Biraz rüzgar esiyor, sert. Endişeleniyorsun, dolu yağıyor falan, geçen oldu burada. Endişeleniyorsun. Onun çok ötesi. Herkes toplandığı zaman. Şimdi bütün bunlar bize heyecan ama aslında bakın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bunların sizinle bilgisi yok ama bakın şimdi geliyor. Ve diri diri toprağa gömülen kız ceza sorulduğu zaman. Ya. Yaşamıza bakın bakalım, bu ayetten ne anlıyorsunuz? Neler yaptınız acaba? Bu hayatta nasıl biri olarak yer aldınız? Bu kız ceza soruluyor. Neden size kız ceza soruluyor? Gömene değil bakın. Gömene sorulsa bir sürü şey sayılabilir belki ama kızcağıza soruluyor. Ne cevap verir o kız sizce? Küçücük kız ne cevap verir? Yok değil mi cevap? Peki bunun parçası olan herhangi bir insanın cevabı ne olacak orada? Böyle bir topluma kardeşler diyen, onaylayan, bunun parçası olan adamlar ne cevap verecekler güneşin köreltildiği
Bundan başka zaten bu yaşadıklarımızın adalete dair bir umudu olabilir mi? Hangi sustan? Ama dinin bununla ne ilgisi var? Kürtajla ne ilgisi var? Dinin siyasetle ne ilgisi var? Savaşın Yunan'la ya. Dininle ne ilgisi var bunun? Birleşmiş Milletler'e mi girelim? NATO'ya mı girelim? Yoksa onunla mı olalım? Ne ilgisi var insanları öldürmek, savaşmak, kavga etmekle değil mi? Bunun hesabı sorulmayacak. Çünkü ahiret yok. Oy verin, birileri iktidara gelsin, onların peşinden gidin. Buna dua edin, kaderiniz bu olsun yani. İyi ki kaderimiz Allah'ın elinde. Sizin zannettiğiniz gibi kendi elimizde değil. Elhamdülillah. Ben ona dua etmiyorum. Ben kendime dua etmiyorum, başarıma dua etmiyorum. Yarın yattığım zaman tevekkülle yatan bir adamım. Sabah kalkacağını bilmeyen adama mı dua edilir? Bunların kurduğu sistemlere mi dua edilir? Allah yoksa dua edilmez arkadaşım. Kime edeceksin? Anca böyle saçma sapan dualar edersin işte. Ondan sonra böyle bir hayat çıkartarsın. Bu kıyamet ne zaman? Öldüğümüz gün değil mi? Her zaman söylüyorum. Çünkü ölümümüzden sonraki ilk anımız kıyamet anıdır. Arada 1000 yıl olsa ne var eder? Bu gece ölürsek bundan sonraki ilk anımız kıyamete gözümüzü açacağız arkadaşlar. Bu kadar yakınız da yani. Çok uzak gibi görünüyor kıyamet değil mi? Ulan bir tane bir bakın. Siz böyle bir gün gördünüz mü hiç? Yani diyorum ya haberlerde bile %1'ine karşılarsanız korkarız. Bak nükleer savaş olacak diye panik yaptı bütün dünya. Tek gündem oldu. Ne ki nükleer patlamanın? Korkuyorsun değil mi geleceksin? İnşallah olmaz. İnşallah böyle bir gün gelmez. Gelsin olacak ki? Yarın trafik kazasında ölebilecek birisiniz. Hiç doğmamış olsaydınız böyle benim içiniz olmayacaktı. Sizi Allah yarattı. İnanmıyorsanız da sizi birileri yaratmadı, kendiniz de yaratmadınız yani. Tek doğru cevap Allah. İnanmayan adam ne için yani anlamsız, boş, tekil yani. Tek olan Allah, bir olan Allah o yüzden deniyor. İkili bir şey yok yani, alternatif yok. Ya inkar edeceksin ya kabul edeceksin. İnkar edince böyle bir durum. Cevapsız ve boş sorularla üretilmiş görülür. Beled suresi Allah'ın adıyla. Biz ona iki amaç gösterdik. Ancak o sarp yokuşa göğüs germedi. Kim bunlar? Ya kötü birileri onlar yani. Allah'ın iman edenler. Sizler dedikleri değil onlar. Bu sarp yokuşa göğüs germedi. Kimler olabilir? Mesela Müslümanlar kötü birilerinden bahsediyor. Kimler? Hristiyanlar, Yahudiler. Kimisi o da değil. Onlara da, ya onların da dini kardeş. Saygılıyız, doğrudur yani. Ya bizimki ya önemli değil. Bir din ya öyle bir süs. Bir kültür, bir kutsal anlayış, atandan siyasete kadar, sosyalete kadar önemsiz yani. Hayatla ilgili değil. Etkilemez, siz de onu etkilemeyin. Ama diyelim ki bu sadece bir tartışma, ne diyecek adam? Burada ne diyebilir bir Müslüman? Bu saat yoksa göğüs gelmeyenler ki ne Hristiyan, çünkü Müslümanlar cennete gidecek, tekfir edilmez, kafir değiller. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyen kafir olamaz. Şirk koşamaz, koşsa da affedilecek. Mümkün değil yani. Yani siz Türkiye'de şirk koşan bir gördünüz mü? Yok göremezsiniz, yasak çünkü. Yani görmememiz lazım, göremeyiz zaten. Şirk koşmak şudur diyeceğiniz bir şey derseniz birilerine müşrik demeniz gerekecek. Küfür şudur derseniz onları yapanlara kafir demeniz gerekecek. Öyle bir şey yok ki, kafir olamazsınız, konu da olmamalı. Küfür, şunu yaptık küfür olur, aman sakınalım. Şu şirktir, aman sakınalım diyeceğiniz Türkiye'de bir şey görmüyor. Mesela nazar boncuğu asmak. Değil. Atatürk ekranında selam değil. Şeyhlere, hocalara. Bunlar ne diyorsa doğru demek. Tövbe 31'e rağmen değil. Bunlara siz kafir diyor musunuz bunları yapanlar? Böyle birileri yok ki bunlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Bunların duası ne olabilir ki? Zaten bizim duamızın tek bir anlamı kaldı. Cennete gideceğimiz kesinleşti. Tekfir olamıyoruz, kafir olamıyoruz. Bu dünyaya dair dua edeceğiz. Oh! Peygamberler de sakınarak yaşamış olsunlar örnekliğinde. Günü gününe korkarak yaşasınlar. Hazreti İbrahimler, Hazreti Musa'lar, Hazreti Muhammed'ler. Onlar imtihan olur. Biz özel adamlarız. Biz ona iki yol iki amaç gösterdik ancak o sarp yokuşa göğüs germedi. Nedir o sarp yokuşun? Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir? Ne olabilir arkadaşlar? Afganistan'da cihara gitmek zor gerçekten. Karpuz fiyatları yükseldiğinde enflasyon yükselecek. Sadece zenginler almasın diye almamak. Bu da çok basit. Ya da tersi değil mi? Fiyatı ne olursa olsun ben et alacağım. Fakirler alamasa ben alacağım. Vereceğim, param var çünkü. Ama bu da önemsiz. Bu da değil. Ne olabilir? Allah ne diyebilir? Bir boynu çözmek, bir köleyi serbest bırakmaktır. Allah'u Ekber.
Yolda açlık gününde doyurmaktır diyor. Ya da yakın olan bir yetimi veya sürünen bir yoksulu. Sonra iman edenlerden, bak devamı da var. Burada, çünkü bunu yapanlar Amerika bile yardım yapıyor. Herkes yapıyor. Rahibe Teresa Afrika'da ömrünü geçirdi. Afrikalılara yardım edeceğim diye. Ama daha sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirine tavsiye edenlerden olmak. İşte bunlar sağ yanın adamlarıdır. Ayetlerimizi inkar edenler ise sol yanın adamlarıdır. Kabuklara kilitlenmiş bir ateş onların üzerinedir. İşte dinin, bunlar doğru dinin adamları. Sen bunları yapmadığın halde diyorsun ki Allah'tan daha iyi biliyorum, atalarımın ezberlerine geliyorum. Bu ayetler bunları söyleyebilir ama böyle değil diyorsan bekle bakalım. Duanı et. Allah böyle deyince bizim duamız değerli oluyor. Çünkü bizim böyle işte 70 göbekten bir şehit varsa yaşadığımız her günah şirkinden af olacak diye bir garantimiz yok. Biz peygamberlerin, biz müminlerin, biz salihlerin, biz onların izinden gidenlerin böyle bir lüksü yok kardeşim. İstediğimiz şeye dua edelim. Çünkü cenneti garantilemişsin. Tekfir olamıyorsun. Kafirlik mümkün değil. Müşrik mümkün değil. Bizim arabamız olsun, malımız olsun. Ya işte çoluğumuz çocuğumuz mürvetini görelim. Güzel bir işleri olsun, şu olsun, bu olsun. Güzel bir düğün yapalım. Bu dua kalıyor geriye. Yani böylelerine. Bizim öyle değil arkadaş. Bizim çok ciddi. Bugün ölürsek Rabbin huzuruna çıkınca işte böyle insanlardan olduğumuzu görebilecek ve kalabilecek dualara ihtiyacımız var. Bir bilince ihtiyacımız var. Öyle bir yaşama ve bizi bundan alıkoyacak işler, bağlılıklar, devletler, onların girdiği savaşlar, şunlar, bunları filan dert edecek durumumuz yok. Bunlar bizim ilahımız değil. İlahımız olmadığı için bunların peşinden takılıp bir yerlere varmamız mümkün değil. Bizim ilahımız, Rabbimiz Allah bizi dirilten, öldürdükten sonra tekrar diriltip bu yaşadığımız hesabını soracak olan. Ciddi bir iş yapıyoruz. Kur'an bizim için ciddi. Bu lafları öyle dinleyip geçecek halimiz yok. Biz inanıyoruz çünkü. O yüzden duamız bu. Paraya, mala, mülke, dünyanın peşinde koşacak bir lüks, genişlik, bir konforumuz yok arkadaşlar. Biz insanız ya. Her birimiz, Ukraynalımız da, Türkümüz de, Rusumuz da, Yunanımız da, kadın ya da erkek. Kadın, işte erkeklerin üstün, karım bana iyi bir karım olsun, hizmet etsin falan diyecek bir halim yok benim kardeşim. Ben insanım. Eşim de öyle. Eşim de kalkıp iyi bir kocam olsun, aman kocama adam edeyim, para kazanayım da bana diş geçiremesin falan diyecek bir lüksü yok. Kendi derdi var onun. Bunun için mücadele etmiyor. Elhamdülillah. Bunun için mücadele edenler nereye vardı? Ortada. Mutaffifin suresi. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Kim alındı üstüne? Müslümanlar alındı mı? Alınmaz. Abi eksik ölçüp tartan bir adam olup olmadığını gözlemleme korkusu, endişesi ve buna dair dua etmek değil mi? Ama para kazanacağım, mal sahibi olacağım, hakkımı yedirtmeyeceğim bak. Şu başarmakla ilgili yaptığım projede öyle bir şey var. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Hakkımı yedirtmem diyerek yaşayanlar, de hak yemem diyerek yaşayanlar. Hak yemem diyerek yaşayanlar Allah'a ve ahirete güvenmek zorunda. Ancak ona olan güven bunu sağlar. Öbürleri hayat içindeki hukuk üzerinden kurur. Hep de haklıdırlar, hepsi haklıdırlar. Hepsi iyinin peşindedir, hakkının peşindedir diye. Oysa bu hayat hakkımızın peşinden koşalım diye değil. Hakkımıza rağmen doğru kalalım diye. Hakkımız gitse bile doğruluğumuz gitmesin diye yaşadığımız bir yerdir. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Müslüman, Yahudi, Türk, kadın, İngiliz fark etmez. Ki onlar insanlardan ölçerek aldıklarından noksansız alırlar. Allahu Ekber, tam da benim gördüğüm dünyayı anlatıyor Rabbim. Sen o her türlü dönemere çeviren, satış esnasında çeviren adamın alışveriş yaparken hakkımı yedirtmem de işini bir gör. Öyle de uyanık ki. Kendi bahçesinden meyve alsa biri ortalığı birbirine katar ama kendi başkası birinin bahçesinden alınca ya ne olacak noktasındadır. Ki onlar insanlardan ölçülerek aldıklarında noksansız alırlar. Onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler. Yoksa dirilteceklerini sanmıyorlar mı? Allahu Ekber. Ahiret karıştı. Gündelik hayat içerisindeki ticaretimize, ekonomiye karıştı. Din karıştı. Ahiret karıştı. Allah'ın hesabı karıştı. Karıştırmayalım mı? Allah'ım niye karıştırdın? Ne alakası var? Biz Müslümanız zaten. Layıklık bozuldu. Kur'an'a mı inanalım? Şimdi layıklığa mı inanalım? Çıkmış bana kalkmış anlatıyor. Layıklık şu demek, bu demek, şudur budur. Kardeşim ağzına kuş tutsam bana geçmez. Sen Allah'a verdi inanmayıp dinciyim diyenlere bunu söyle. Onlar tabii ki gerçekten inanmadıkları halde senin putların önünde selam durarak iktidara gelip kendi peşine. Ya onlarınki de put, seninki de put. İsa Allah'ın oğludur diyenler İsa'ya inanıyor mu?
Onlar Allah'tan sapıp kendi uydurdukları kültürlerin putudur o. O yüzden Tövbe 31 var. Kalkıp onlarla kendi arandaki mücadeleni getirip hakikatle arana bir perde olarak onları mı koyacaksın? Öbürleri bunlara Kur'an'a olan soğukluklarını getirip kendilerini yakın hissediyor. Bunlar da o Kur'an'a yakın olanlar böyle geliyor, kendilerini avutuyor. Duaları bunların üzerine. Planları bunların üzerine. Ben senin Rabbimle baş başa olduğumu söylüyorum. Bu Allah'ın sözü diyorum. Birileri kalkıp din alet ediyormuş. Bana ne? Birileri kalkıp din alet edenlerin üzerinden din karışamaz diyormuş. Bana ne? Rabbinin huzuruna çıktığım zaman sen mi hesap vereceksin? Ha sen inanmıyor musun? İnanma. Ben inanıyorum. Benim inancım beni bu kılıyor. Senin inancın seni bu kılıyor. Bu hayata bir bakın. Dualarına bir bakın. İsteklerine bir bakın. Peşinden koştuklarına bir bakın. 100 sene önceki insanlar da bunlar gibiydi. Onların da bir devletleri, sistemleri, şunları vardı. Allah araçları değiştirdi. Onlar saçmalık oldu, akılsızlık oldu. Bu akıl oldu. Koca bir Almanya Hitler'in peşine takıldı gitti. İkinci Dünya'sında 45 yıl fazla değil. Atatürk diyordu değil mi? Batı medeniyeti. İşte o Batı medeniyeti onu gösterdikten 20 yıl sonra öyle bir savaş yaptı. Koca Almanlar var ya şu gelişmiş Almanlar. Üstün zekalar, çalışkanlar, ekonomilerine falan övündüğünüz, gidip onların okullarına ders aldığınız Almanlar var ya. 1945'te buhar olup uçup yerlerine başka Almanlar gelmedi arkadaşlar. Hitler öldükten sonra Hitler'e lanet eden aynı adamlardı. Ve onların üstün adamlar olduğunu, onların okullarında okumanın değerli olduğunu düşünen insanlar. Buna dua ediyorlar. Daha iyi bir hayat, daha iyi bir dua istekleri o Amerika'da okuyacak. Almanya'da okuyacak. Öbürleri de ona hoş görüyor. İster tabii böyle bir şey. Niye? Bu dünya hayatından başka bir hayat yok ki. Gençlerimiz böyle olmuş. Evet, ayetleri atlıyorum ben ama gerçekten Mutaffifin suresi enteresan devam ediyor. Ve ama Mücadele 22 okumamız lazım. Yani çok okurum da zaten. Bakın ben bu ayeti çok okurum arkadaşlar. Çünkü bu ayete rağmen aklım, dimağım almıyor benim Kur'an'a inanıyorum diyen ya da Allah'ın akıl verdiği herhangi birinin söylediklerine aklım almıyor benim. Yani neler o söyledikleri biliyor musun? O kadar ki. Yani o kadar da çok vardı ki yani. Hemen hemen herkesten duyduklarım onlar biliyor musun? İşte milletine dair, devletine dair, ana babasına dair, atalarına dair övgüler, saygılar içeren sözler söyleyen insanlar var. Bir de bu ayet var arkadaşlar. Yok Yunan milletiymiş, yok işte vatanmış, vatan için ölürümmüş, yok Rus'u Türk'üymüş, aşağı İsa olan oğlumdur diyen ata ezbercileri. Ötede de onları bundan dolayı eleştiriyor. Ya inşallah ne olur, ne saçmalık, size İsa bunu söylemedi. Siz ezberden konuşuyorsunuz, ataların ezberlerini dediği halde kainat Muhammed için yaratılmıştır diyen bir buranın adamı var. İnanamıyorum yani. Mücadele 22 inanamıyorum. Bakın bu okuyacağım Allah'ın sözü arkadaşlar. Ciddi miyiz? Akıllı olanın, vicdanı olanın doğru diyeceği bir sözdür bu. Rabbin sözü demese bile zaten doğru. Çünkü Rab zaten doğruları söyler. Allah'ın din, yani ya ben Allah'a Kur'an'a inanmıyorum. Ya kardeş tamam inanmıyorsun da bak buraya mı inanmıyorsun? Belli inanmadın. Yaşantından, toplumundan, din kardeşlerim dediğinden, umudundan, duandan, umut ettiğin ama asla varamayacağın, varmadın, örneği olmayan yaşamından. Allah'ın diniyle ayrışarak yaşamayanların, faşist ya da işte cinsiyetçi değil mi? Feministi, yok erkekti, yok şuydu yahut menfaate dair birlikteliklerine benzemeyen doğrulukla topluluk olanların dininden bahseder Mücadele 22. Mücadele 22. Niye buraya not etmemişim ben ya? Nasıl olmadı mı? Bir saniye ben mealimden açayım. Evet özür dilerim arkadaşlar. Buraya almam lazım. Ayetlerini aldığım sayfada yok. Mücadele 22'yi unutmuşuz almayı. Ama bir açıp okuyayım. Biraz bekleteceğim sizi inşallah. 58'e son ayeti yer alayım. Bakın. Allah'ın adıyla. Evet. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim bulamazsın ki Allah'a topluluk yani. Bulamazsın ki Allah'a ve elçisine baş kaldıran kimselerle bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsunlar. Kaldırın kafanızı ve bir bakın. Allah böyle bir şey söylüyor.
Bak bunlar işte Allah'ın dininin adamları. Müslümanlar böyle adamlar mı? Sizin din kardeşleriniz böyle adamlar mı? Sizin dininiz böyle bir din mi? Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri soyları olsun. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin, muhakkak Allah'ın fırkası olanlar, ferah bulanların ta kendileridir. Vallahi Allah'ın sözü arkadaşlar. İnanıyorsanız da, inkar ediyorsanız da. Şimdi kafanızı kaldırın ve dua edin bakalım milletinize, vatanınıza, babanıza, ananıza, ailenize, hocanıza, şeyhinize, profesörünüze. Bunlar Allah'a ve ahirete inanıp, dosdoğru bir adam olmanın derdiyle sanat ederek mi yaşıyorlar? Sizden birileri mi? Onlardan birileri mi? Siz onlardan mısınız? Yoksa burada bahsettiği adamlardan mısınız? Burada bahsettiği adamlar Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar değil arkadaşlar. Dosdoğru adamlar. Aileleri, babaları da olsa, ataları da olsa yanlış iş yapıp Allah'ın razı olmayacağı işleri yaptıkları halde kendilerine biz doğru yüzleyen adamlarla beraber olmayan, onlara karşı duran, gerekirse bir Yunanlıyla kardeş olabilen, olabilen ama böyleyse bir Yunanlı. Erkeği, kadını, yaşı, yaşlısı olmayan, kültürü, dili, bilmem işte Mescid-i Kabe'ye mi dönelim, Kudüs'e değil mi tartışmayan adamlardır bu adamlar. Doğru adamlardır bu adamlar. Kıstas budur. Ama Türk milleti, Yunan milleti, Rus milleti, benim ailem, benim babam kafir olamaz. Mümkün değil. Ha Nuh'un oğlu olur. Lut'un karısı olur. Ama Hazreti Muhammed'in karısı olamaz. Bizim ümmetin olamaz. Çünkü zaten olmamalı. Hazreti Muhammed'in karısı damadı kafir olursa biz nasıl kafir olmamak yolunu bulacağız? O bile olabiliyorsa. Böyle bir imkan var çünkü. Yediği içtiğiyle ilgili söylüyor Rabbim bunları. Oturuş kalkışıyla, planları ve dualarıyla. Kim bu dünya hayatını isterse der değil mi? Dünya hayatının geçici süsün peşine düşenler. Altına, kadına, salma atlara olan süs insana çekici kılındı der. Dünya süsü. Ama bunlar geçici. Bunların peşine takılan Rabbim yolundan. Sokrates ne der biliyor musunuz? Kim dünyaya yaklaşırsa Allah'tan uzaklaşır. Kim Allah'a yaklaşırsa dünyadan uzaklaşır. Bir bakın bakalım. Sizin yaklaştığınız ve derdiniz ve dualarınız dünya peşinde mi? Yoksa şu anlarınızı kıymetli kılacak, yarın olarak ahireti görüp bu anınızda onun hesabıyla mı dua ediyorsunuz? Böylece bence bunu kadar söylediklerimizden sonra duamızla beraber şimdi dininiz ne diye sorun kendiniz. Burada çoğusu İslam der bunu. Müslümanım der. Yani bu mu? Yani Allah'ın Kur'an'da anlattığı, ahirette anlattığı ya da işte müminler de anlattığı adamların cevabı bu mudur? Bu mu yani Allah'ın ayrıştırması, ahiretteki sorgusu, bizim yaşamımızla ilgili vereceğimiz cevap bu mu? Böyle mi olursun? Yani Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi yahut da işte ben iyilikler yaptım, şu kadar adama şey yaptım değil mi? Övünüyor işte adam. Kur'an'da da var bunlar. Ya da işte savaştım Allah için diyor değil mi? Anlatıyor adam. Savaştım Allah için. Ruslar da savaşıyor. Hem de senin gibi adamlarla, mücahit adamlarla savaşıyor. Allah'a gidince o da diyecektir. Ya ben vatan için savaştım ya Rabbim. Aynı o Türk-Rus savaşı. İki taraf değil mi? Türk-Osmanlı savaşı. Savaştı adam vatan için savaştı. Millet için savaştı. Onlarınki kabul olmuyor. Niye? Bunlarınki, onlar da vatan için. Bunlar da, bizimki ne? Bizim kutsal adamlar. Onlar da onu diyor ya. O kadar da aynısınız yani. O kadar yani. Bunu diyerek savaşırken bile aynısınız. O yüzden İsa Suresi ne diyor? İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse tağutların yolunda. Hiç düşündünüz mü tağut ne demek? Rab burada ne diyor? Hilemizi aldınız mı yani? Çünkü savaşıyoruz yani onu bakın. Askerlik yapıyoruz. Hatta taraftarlık yapıyoruz. Mücadele veriyoruz. Partiler var, oy kullanılıyor bilmem ne. Allah da böyle bir şey söylüyor. Türkler ve Yunanlar savaşıyor değil mi? Kavga ediyorlar bilmem ne yapıyorlar. Doğrular ve yanlışlar diye tarif ediyor. Türkler öyle, Yunanlar da onu diyor. Peki Allah var mı? Allah açısından baktınız mı? Hadi Türk olduğunuz için Türk tarafındasınız. Onlar da Yunan olduğu için Yunan tarafında. Ama biz doğru olan neyse onun tarafında olarak bu olayı yaşıyor muyuz? Baktınız mı? Ben ülkücüyüm, ben komünistim. Demokratım, hadisçiyim, Kur'ancıyım, feministim falan feşmekan bilmem ne. Din demektir bunların hepsi arkadaşlar. Bir Allah'ın dini var, bir de böyle isimler var. Gerçekten olaylar, yaşananlar, ilişkiler ve onlarda ne haldesiniz
Yani bakışınız, savunusunuz, sözleriniz ve amelleriniz ve zikriniz. Böyle bir derdiniz yoksa duanız ona göre olacaktır. İstekleriniz de ona göre olacaktır. Ama insan bu dert üzere yaratılmıştır. Ve bu dert üzerine yaşayanlar takva sahipleridir. Ve muttakilerin duası da bu dünyanın peşine koşan dualar değildir. Biz bakın bakalım kendinize. Ve din kardeşlerimize, beraber olduklarınızın neyin peşindeler? Ne istekleri var? Neyi planlıyorlar? Şimdi gelin baştaki soruya dönelim. Ne için dua ediyoruz? O 6 ay meselesi var ya, yazlık. Bunun gerçeğini acele etmeden, kendimizi avutmadan, yalanla ya da köleliğe değil, gerçekten görecek bir itina, bir ciddiyet ve emekle bakalım isterseniz duamızı. Kalan ömrümüzü nasıl yaşayacağımıza karar verelim. Hangi dinle yani? Ne kadar ömrümüz kaldığını biliyor muyuz? Hayır. Bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl ya da 50 yıl fark etmez. Bakın benim anneme Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birine götürdü ablam. Sistem takılmazsa 2-3 ay sonra ölürsün dediler. Doktor öyle dedi. Bundan 15 sene önce. Kimliği olmadı şimdi. Yapmadı ameliyat. Yapılamadı. Yani 2-3 ay sonra ölmesi gerekiyor doktorun tevekkül edilseydi. Ama şey yapılmayınca bir sene sonra yine gitti İstanbul'da annem. Yani 14 yıl önce. Başka bir doktora götürdü ablam onu. O doktor da şunu söylüyor. O da iyi bir doktor. Yani Türkiye'nin önemli hastanelerinden biri. O da şöyle dedi. Eğer o ameliyat olsaydın ölürdün. Çünkü stent takılsaydı damarların buna dayanmazdı. O ameliyattan çıkamazdın dedi. Eyvah eyvah. Kime, hangisine dua edelim? Hangisinden ümit edelim? Hangisiyle plan yapalım? Hangisine mütevekkil olalım? Hangisinin dediğini yapalım? Hangisinin peşine düşelim? Annem şimdi 78 yaşında. Rabbinin verdiği ömürle yaşamaya devam ediyor. Dirilten ve öldüren Rabbinin verdiği ömürle. Doktorlar da konuşsunlar bakalım, konuşsunlar. Ben yanlış yapıyorlar, doğru yapıyorlar demiyorum ama Allah'ın adını anmadan yapılan doğru yanlış zaten doğru da yanlış da değildir. Siz konuşun. İlahı neyi peşinde olduğunuzu zikretmeden, neye dua ettiğinizi, neye yol gösterdiğinizi beklemeden konuşun. Siz konuşun. Biriniz onu desin, biriniz bunu desin. Hesabını vereceksiniz nasılsa. Konuştunuz. Ama Rab ne diyor? Bakın ne diyor Rabbimiz? Ey insanlar, Lokman Suresi. Rabbinizden korkup sakının ve öyle bir günün azabından çekinip korkun ki bir baba çocuğu için bir karşılık veremez ve bir çocuk da babası için bir şey verebilecek değildir. Muhakkak Allah'ın vaadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın. Kıyamet saatinin bilgisi muhakkak Allah'ın katındadır. Yağmuru yağdırır, rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır. Demek ki yarına kadar bir plan ya da 70 yıllık ne fark eder? Fark etmez. Gün gün yaşarız biz hayat. 70 yılı da yarın ölecek biri olarak gün gün yaşayacağız, yaşayacaksın. Ve işte o son günde ya ölmeyecek biri olarak zannederek ahmakça gibi ya da bilmediğini bilen bir akıllı gibi yaşayacaksın. Son günde olsun. Her gün gibi. Dedim ki başta yaza bir plan yapalım. Biz nasıl bir yaz yaşamak istiyoruz? İnsanlar yapıyorlar değil mi planlar? Tatil planı yapıyorlar mesela. Ne lazım bunu yapabilmeniz için? İlk akla gelen para lazım. Tamam, çalışalım. Onun duası, emeği bu. Paraya dua ediyoruz, paramız olmalı. O sağlayacak bize bunu. Para sağlayacak bizim tatil yapmamızı. Sonra sağlık lazım değil mi? Tamam, hemen gidip bir check-up yaptıralım. 6 ay boyunca da böyle aman her ay yaptıralım filan. Geç kalmayalım ve yazda sağlıklı varalım. Tamam, bunu da çözdünüz. Ona dua ettiniz, ona umut ettiniz. Onu planladınız. O sağlayacak size bunu. Ama sonra bir de savaş çıkmamalı değil mi arkadaşlar? Ya, evet buna da dua edeceğiz ama bak Allah'a demiyoruz. Allah yok. Değil mi? Yani onu karıştırmamak lazım dünya işlerine böyle planlara falan. Karıştırılamaz da zaten. Zaten böyle bir yaz tatili yapacağım diye dua eden adamı Rab ciddiye alır mı? Dünya hayatının peşinde Rab alet edilebilir mi? Savaş çıkmamalı değil mi ya sadece? Çünkü Ukrayna gibi bir ülke olmamalı mesela ülkeniz. Yani bir Ukraynalı'dan plan yapıyorsa geçen yıl bu durumda. İstediğin kadar paran olsun. İstediğin kadar sağlıklı olup yapamıyorsun.
Peki bunun için nasıl dua edecek arkadaşımız? Allah'a da edilmiyor. İnşallah maşallah Allah almamalı istiyorlar ya haşa. Ne yapabilirsin? Nümayiş yapalım. Eylemler. Oy mu kullanalım yani? Öyle mi oluyor yani? Ruslar gibi. Değil mi? Oy kullanırsak bu iş olmaz. Değil mi? Demokrasi çözüm. Demokrasilerde çözüm tükenmez. Çözülür, iyi şeyler olur. Bizim istediğimiz gibi hayat olur. Demokrat olursa, hukuk olursa değil mi? Nümayiş. Ya da Yunanlılar da aynı durumda yani. Ya ciddi misiniz kardeşim? Yani ciddi misiniz? Yani? Bunun için kime dua edilebilir ki? Kim sağlayabilir ki? Devlet mi? Ruslar mı? Ukraynalılar mı? Yunanlar mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi? CHP gelirse mi bu olur? MHP ya da AKP gelirse mi bu olur? Tamam bunu da geçelim arkadaşlar. Bunu da geçelim. Hadi bunu da hallettik. Yaşıyor olmamız lazım değil mi? Sağlık yani. Hani dedik sağlık gerçi de o değil yani. Yani onu hani hastalıkla falan ilgili söyledik. Bir de şu var değil mi? Göktaşı düşmemeli yani. Evimize. Yani sistem kurmuşlar şimdi deniyormuş nasıl. Ama daha hazır değil. Bir tane böyle bir alet göndermişler. Şeye çarpmış bir göktaşına. Bayram ediyorlardı. Ama daha onlar o aleti yapana kadar aman ha. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani o alet yapılınca hadi ona dua edeceksiniz. NASA'ya dua edelim. Aman şu aletleri çalıştırsınlar sağ olsunlar. Böylece göktaşı kafamıza çarpmayacak gideceğiz. Bir de mesela değil mi? Ya da mesela araba çarpmamalı kaldırımda yürürken size. Bunun için kime dua edeceksiniz? Eğitim şart. Eğitim sistemimize mi dua edeceksiniz? Ya da mesela yanlışlıkla bile olsa zehir katmamalı değil mi üreticiler aldığınız şekere? Ya da yağmur sel olup sürüklenmemelisiniz değil mi? Ya da mesela yanlışlıkla sizi hasmına, kanlısına benzeten biri kurşunlamamalı sokakta değil mi? Bunun için ne yapabilirsiniz? Ya da hatta trafikte hatalı diye kızınız biri derlenip bıçaklanmamalı siz. Kime dua edeceksiniz? Nasıl sağlayacaksınız bunu? Elinizde mi? Hadi bakalım yapalım mı? Yaza dair bir plan. Ya da yarına fark eder mi? Buyurun dua edin yaza dair. Yapın bir plan. Umut edin. Kime edeceksiniz? Gerçekten dininizi ayırt edin. Kime dua ediyorsunuz? Neye dua ediyorsunuz? Layık mı etmeye dua ettiniz? Ana babanız, evladınız mı, patrona mı, zenginlere mi, ulu önderlere mi, şeylere, hocalara mı, proflara, doktorlara mı borçlusunuz? Yaşamakta olduğunuzu ve yaşayacak olduğunuzu tıpkı bugün ölenler gibi misiniz yani? Sadece yaşayanlar, yaşayan ölüler. Ama bir de ölünce dirileceğini bilenler gibi yaşayanlar. Onların duası Allah'a arededir. Yani buna göre yaşarlar. İşte bu edilebilecek bir duadır. Hepimizin edebileceği bir duadır. Ve bu duaların bir anlamı vardır. Bunlardan her birimizin yapabileceği anlamlar vardır. Boşa gitmeyecek olandır. Kesindir. Dilerim Rabbim gerçekten kendisine dua edebilecek, ondan isteyecek hakiki bir kılar bizleri. Çünkü insanın hakikati bencillik, dünyaperestlik, faşistlik değil, adalet, barış ve fedakarlıktır arkadaşlar. İnsanı diğerinden, diğer her şeyden, eşyadan ayıran izzet ve şeref İslam'dır. Allah'a ve ahirete bağlı olarak yaşamaktır. Gerçekten dua edin, edilebilecek olana, karşılık verebilecek olana, duanızla sizi ayırt edecek, size ihtiyacı olmayana, tek ve gerçek ilah olan Allah'a edin. Edin, edebilin inşallah. Ona bu dünyanın peşinde hırsları ve bu hırsların gözünü kör ettiği bir insan olarak dua edemezsiniz. İşte o yüzden de Allah'a dua edin. Çünkü o sizi değerli, anlamlı kılacaktır. Başaran kılacaktır. Allah'tan başka kimse bizi bu hayatta doğru, anlamlı, boşa yaşamayan bir insan kılamaz. Allah'ın adıyla Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennet için yarışın. O muttakiler için hazırlanmıştır. Onlar bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlamayla geçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Onlar, bizler diyor. Bunu yapmamız lazım. Allah'ın dini. Ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıklarını bile bile ısrar etmeyenlerdir. İşte bunların karşılığı Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Böyle yapıp edenlere ne güzel bir karşılık, ecir var. Bunları yapmıyorsanız Allah'ın dininden değilsiniz. Bu kadar basit. Bu Allah'ın sözü. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler. Teşekkür ederim.
Evet. Yani beklemem gerekiyor canlı herkesin için. Evet.